genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doçent Doktor Hakan Özap. Bugün sizlere hidrosefali hastalığından halk arasında beyinde su toplanması, su birikmesi olarak bilinen hastalıktan bahsetmek istiyorum. Çocukluk çağında rastladığımız bu hastalık erişkin dönemlerinde de karşılaşılabilmekte ve standart tedavi olarak uzun yıllardır şant tedavisi uygulanmaktadır. Şant tedavisindeki temel amaç beyinde biriken sıvının karın boşluğuna boşaltılması ve buradan emiliminin sağlanmasıdır. Ama beraberinde bu tedavinde kendine ait bir takım komplikasyonları, sıkıntıları ortaya çıkmaktadır. Özellikle çocukluk döneminde şant enfeksiyonları büyük sorunlar yaratmaktadır. Beraberinde şantın çalışmaması sık gördüğümüz bir tablodur. Bu nedenle bu çocuklarda tekrar tekrar ameliyatlar yapılabilmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza gelen endoskop, bu hastalığın tedavisinde de bize büyük avantajlar sağlamaktadır. Endoskopik tedavide temel amaç, kafanın belli bir bölgesinde açılan bir delikle beynin o su dolu boşluklarına girmek. Nedene yönelik olarak kanallarda tıkanma varsa o kanalların açılması ya da alternatif bir kanal oluşturarak dolaşımın tekrar restore edilmesini sağlamaktır. Bu sayede çocuklar şant bağımlılığından kurtulmakta, hayatlarını bağımsız olarak devam ettirebilmektedirler. Diğer bir avantajı ise eşlik eden kist, tümör gibi yapılara da cerrahi olarak müdahale edilebilmekte. Bu sayede aynı seansta bütün bu hastalıklardan birlikte kurtulabilmektedirler ve sağlıklı hayatlarına dönmektedirler. Yalnız buradaki önemli problemlerden biri çocuklarda boz emiliminin geliştiği 6 ay 1 yaşından sonra bu endoskopinin daha başarılı olmasıdır. 6 ay öncesinde yapılan çalışmalarda yapılan endoskopinin başarı sonuçlarının düşük olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle 6 ay 1 yaş arasındaki çocuklarda veya daha büyük çocuklarda yapılacak incelemeler sonucunda fayda görüleceği düşünülüyorsa öncelikle endoskopik girişimler yapılabilmekte, çocukları şanttan bağımsız bir hayat sürmeleri sağlanabilmektedir. Endoskopik tedavi sayesinde uygun hasta seçimi ve uygun ellerde oldukça başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz.